Bir dönem kapandı. Türk siyasetinin önemli ismi Demirel, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'nin büyük devlet adamı, ailemizin büyüğü, köyümüzün büyüğü, şehrimizin milletvekili Demirel'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fakat halktan gördüğüm, halkın gösterdiği ilgi, halkın gösterdiği reaksiyon, halkın gösterdiği gözyaşları bize kendi acımızı unutturdu. Cenaze namazının ardından gözler Demirel'in naaşının defnedileceği Çalcatepe'deki anıt mezardaydı. Tamam. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Artık merhum Cumhurbaşkanı'nın naaşı bekleniyor. Anıt mezar vatan topraklarıyla, güllerle ve Türk bayraklarıyla donatıldı. Demirel'in Türk bayrağına sarılı naaşının gelmesiyle gül kokusunun hakim olduğu anıt mezarda izdiham yaşandı. Sevenleri Demirel ailesini zor günlerinde yalnız bırakmadı. Süleyman Demirel'in Türk bayrağına sarılı naaşı şu anda anıt mezara getirildi. Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı eşliğinde katafalkın üzerinden Türk bayrağı itinayla toplanıyor ve birazdan da kendisi için hazırlanan anıt mezara defin işlemi tamamlanacak. Anıt mezar Demirel'in çocukken çobanlık yaptığı Çalcatepe'ye inşa edildi. Anıt kabirden sonra Türkiye'nin en büyük anıt mezarında kabre ilk toprak atansa ailenin damadı İlhan Kesici oldu. Kesici daha sonra merhum Cumhurbaşkanı'nın ruhu için Fatiha okudu. Demirel'in mezarı ülkenin dört bir yanından gelen topraklarla bezendi. Açtığı barajlardan gelen sular da Zemzem sularıyla birlikte mezara döküldü. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen vatandaşlar rahmetli Demirel'e son görevlerini yapmak için İslamköy'e geldiler. İşte Şanlıurfa'dan gelen, Peygamberler Diyarı'ndan gelen bir vatandaş elinde Urfa toprakları, Hazreti İbrahim'in toprağı ve Zemzem ve bir yanında Şeyh Edebali Diyarı, Bilecik'ten gelen topraklar, bu topraklar ve bu Zemzem suları rahmetli Demirel'in naaşının da olduğu anıt mezar topraklarına karıştırılacak. Peygamberler Diyarı'ndan toprak getirdim. Bir gösterir misiniz bize? Suudi Arabistan'dan gösterin. Zemzem suyu getirdim. Buyurun gösterin. Bu İbrahim Peygamber'in toprağı, türbesinden. Bu Haran'ın, Şeyh Hayat Harani türbesinin toprağı. Osmaniye'nin kıraç çorak toprakları suyla buluşarak hayat saçmıştır. Demirel'le hayat bulmuştur. Konya'da Mevlana Müzesi'nin karşısındadır Üçler Mezarlığı. Konya için Türkiye çok önemli bir mezardır. Orada enbiyalar, evliyalar yatar. Merhum Cumhurbaşkanı'nın kendisiyle özdeşleşen fötr şapkası da törende unutulmadı. Dua için anıt mezara gelenleri o şapka karşıladı.